Merhaba arkadaşlar. ÖABT biyoloji soru çözümümüzün birincisindeyiz. Hangi konularla ilgili soru çözümü yapacağız? Canlıların ortak özellikleri ve bilimsel bilgiyle ilgili işlediğimiz konular bunlar. Bunlarla ilgili şimdi soru çözümü yapıyoruz. Ben 14 ya da 15 hatırlamıyorum tam olarak. 14-15 tane soru hazırladım. Böyle her konunun sonunda bu şekilde birkaç tane soru çözerek pekiştirmeye çalışacağız. Siz de elinizde bulunan kaynaklardan mutlaka soru çözümü yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi birinci soruda diyor ki, tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen hayatsal olaylarla ilgili hangisi yanlıştır? Hücresel solunumla ATP üretme, evet tüm canlılarda olur. Hücreye özgü kompleks organik besin sentezleme, evet arkadaşlar mesela protein sentezi kompleks organik, yani kompleks dediği karmaşık büyük yapılı besinlerdir. Protein örnek verebiliriz. Bütün metabolik olaylarda ATP kullanma. Şimdi bakın. Bütün metabolik olay demiş. Bütün metabolik olaylarda ATP kullanılmaz. Mesela hidrolizde ATP kullanılmaz. Suyun çözücü özelliği kullanılır. İşte pasif taşımada arkadaşlar ATP kullanılmaz. O yüzden bu yanlış olacak. Hücrelerde oluşan metabolik atıkları dışarı atma. Bu boşaltım olayıdır değil mi? Tüm canlılarda olur. Hücreye alınan besinleri yapıya katma. Bu da yine arkadaşlar tüm canlılarda gerçekleşir. Cevabımız CH şıkkı olur. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki, aşağıda verilen canlıların özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Çok hücreli canlılarda doku ve organ düzeyinde organizasyon görülür. Evet bu doğrudur. Bütün canlılar eşeyli üreyerek nesillerini devam ettirirler. Şimdi arkadaşlar üremenin iki çeşidi vardı. Eşeyli ya da eşeysiz. Bütün canlılar eşeyli ürüyor diyemeyiz. Çünkü eşeysiz üreyen canlılar da vardır. O yüzden bu yanlıştır. Diğerine bakıyoruz. Bütün canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler. Evet. Canlılar biyolojik olarak biyolojik olaylarda enzim kullanır. Doğrudur arkadaşlar. Tek hücreli ve çok hücreli canlılarda kendi besin üreten türler bulunur. Doğru. Mesela tek hücreli canlılarda siyanobakteriler kendi besin üretiyor. Çok hücrelilerde de bitkiler kendi besin üretiyor. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Üçüncü soru. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi beslenmenin amacı değildir? Canlıların yapısına katılacak moleküllerin temin edilmesi. Evet bu beslenmenin amacı. Hücresel solunum için besin temini. Evet arkadaşlar. Hücrede düzenleyici görev alacak besinlerin sentezi. Düzenleyici görev nedir? Protein değil mi mesela düzenleyici? Proteinin sentezi için biz ne yapıyoruz? Besini yiyoruz. Daha sonra onda bizim üretemediğimiz amino asitler vardır. Bunları temel amino asit diyoruz bunlara. Bunları arkadaşlar ne yapıyoruz? Parçalıyoruz. Bu amino asitler ortaya çıkıyor. Daha sonra bu amino asitleri kullanarak protein sentezliyoruz. Dolayısıyla bu doğru olur. Canlıya özgü kompleks besinlerin üretimi. Az önce dedim ya kompleks besin büyük karmaşık besin demektir. Mesela protein. Evet protein sentezi için biz başka besinlerden faydalanırız. Doğrudur. Canlıların ihtiyaç duyduğu enzimleri sağlama. Bakın biz enzimlerimizi kendimiz üretiyoruz. Yediğimiz besinlerden almıyoruz. O yüzden bu yanlış olur arkadaşlar. Yani beslenmenin amacı değildir. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi bütün canlılarda gözlenmez? Hücre zarı vardır. Ribozom vardır. Yönetici molekül sitoplazma var ama çekirdek tüm canlılarda yok. Çünkü prokaryot canlılarda çekirdek yoktur değil mi? O yüzden cevabımız Bursa şıkkı olur. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bireyin hayatını devam ettirebilmesi için metabolik ATP'nin üretildiği olaydır? Arkadaşlar ATP neyle üretiliyor? Solunumla değil mi? O zaman cevabımız ne olacak? Solunum olur. Altıncı soru. Yukarıdakilerden hangisi tüm canlılarda görülür demiş. Kendine özgü moleküller sentezleme. Evet tüm canlılarda ortak. Kompleks organik molekülleri monomerlerine dönüştürme. Yani sindirim olayı arkadaşlar tüm canlılarda ortaktır. İnorganik maddelerden organik besin sentezleme. Hayır. Bu fotosentez ya da kemosentez de olur. Mesela biz ikisini de yapmıyoruz. O yüzden bu ortak değil. Anaerob solunumla ATP sentezleme. Anaerob demek oksijensiz solunum demek. Bizler oksijenli solunum yapıyoruz. O zaman bu da değildir. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. 7. soru.
Aşağıdaki canlılardan hangisi yer değiştirme hareketi yapamaz? Yani belirli bir yere bağlıdır. Baktığımız zaman paramecium yer değiştirebilir silleri sayesinde. Amip yalancı ayak oluşturarak yer değiştirir. Balığın zaten yüzgeçleri var. Öglenan'ın da kamçısı var arkadaşlar. Ama mantar yer değiştiremez. Mantar toprağa bağlıdır genellikle. Tek hücreli mantarlar hariç. Bunlar da yine yer değiştirme hareketi yapamıyorlar arkadaşlar. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi canlılarda homeostaziyi sağlamaz? Homeostazi neydi? İç denge. İç denge. Solunum sağlar. Boşaltım sağlar arkadaşlar. Beslenme mecburen. Metabolizma yine homeostaziyi sağlar ama adaptasyon homeostazi değil, ortama uyum. Yani yaşadığı ortama uyumla alakalı bir şey, ilgili bir şeydir. İç dengeyle ilgili değildir arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim 9. soruya. Diyor ki bilimsel bir çalışma yapılırken hipotezin geçerliliği deney ve gözlemlerle doğrulanamıyorsa bundan sonraki aşamada hangisi yapılmalıdır? Ne olacak arkadaşlar? Eğer hipotez doğrulanamıyorsa yeni hipotez kurulmalıdır, değil mi? Yani cevabımız direkt ne olur? A şıkkı olur. Yeni bir hipotez kurulmalıdır. 10. soru. Bilimsel bir araştırmada probleme sunulan geçici çözüm yoluna hipotez denir. Bilimsel açıdan geçerli bir hipotez hangilerine sahip olmalıdır? Eldeki verilere ters düşmeme, evet, buna sahip olmalı. Probleme çözüm önermiş olma, evet arkadaşlar. Yeni tahminlere yol açabilme, evet. Deney ve gözlemlere açık olma, buna da sahip olmalı. Cevabımız ne olur? 1, 2, 3, 4 yani hepsi doğru olur. 11. soru. Aşağıdakilerden dördü bir gözlem. Bir tanesi bu gözlemden çıkarılabilecek bir sonuç niteliğindedir. Hangisi diyor sonuçtur? Protein kökenli enzimler çevresel faktörlerden etkilenir. pH'in aşırı artışı ve düşüşü enzimatik tepkimelerin hızını azaltır demiş. Arkadaşlar, enzimatik tepkimenin hızını azaltıyor. Demek ki bunu bir gözlem yaparak yapmış. O zaman bu gözlemdir. Sıcaklığın optimum değere doğru artışı tepkime hızını artırır. Bakın bu da ne yapmış? Bu da gözlemlemiş. Sıcaklığın optimum değerden itibaren azalması tepkime hızını azaltır. Bu da ne yapmış? Yine gözlemlemiş. Sıcaklığın optimum değerden itibaren artışı tepkime hızını geri dönüşümsüz olarak azaltabilir. Burada da yine arkadaşlar ne vardır? Gözlem vardır. O zaman sonuç nedir? A. Protein kökenli enzimler, bakın hepsi enzimlerle ilgili, çevresel faktörlerden etkilenir. İşte sonuç budur arkadaşlar. Gelelim 12. sorumuza. Diyor ki çalışmalarından hangileri moleküler biyolojinin inceleme alanıdır? Moleküler biyoloji ne yapıyordu? Bizi moleküler düzeyde inceliyor. Karaciğerde amonyağın üreye dönüşmesi. Evet, moleküler düzeydir. Göz merceğinin oluşum evreleri. Arkadaşlar göz merceği dokulaşma kısmındadır. O yüzden de histolojinin bir alanıdır. Bu gider. Pankreasta insülin ve glukagon hormonlarının sentezi. Bu da yine nedir? Moleküler düzeydedir. Cevabımız 1 ve 3 olur. 13. soru. Bilimsel çalışmalarda nitel ve nicel gözlemler uygulanmaktadır. Buna göre hangileri nitel gözlemdir? Arkadaşlar nicel gözlemlerde sayısal veri vardır. Nitel gözlemlerde ise duyu organlarımızla yapabildiğimiz şeylerdir nitel gözlem. 100 cm3 tuzlu su, bakın direkt ne var? Nicel, sayısal. O zaman buna ne diyorsunuz? Nicel diyorsunuz. Glikojenin iyot çözeltisiyle kahverengi kırmızı renk oluşturması. Ben bunu gözümle gördüm mü? Evet, o zaman bu niteldir. Bunu alıyorum. Kalsiyum hidroksit yani kireç suyu çözeltisinin üflenen nefesten bulanması. Karbondioksitle yan yana gelince bulanıklaşır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da gözle görülen bir şey. O zaman bu da nitel gözlemdir. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olur. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi anabolik bir tepkime değildir? Anabolik neydi? Yapım, değil mi? Diğer isimleri neydi arkadaşlar? Özümleme ve asimilasyon. Özümleme, asimilasyon. Şimdi bakıyorum. En sayıda nükleotit DNA'yı ve suyu oluşturmuş. Bu anabolik, değil mi? Bir yapım olayıdır. ADP'den ATP üretilmiş. Bu da bir yapım olayıdır. Karbondioksit ve suyu birleştirmiş, besin üretmiş. Bu da bir yapım olayıdır. Besini oksijenle parçalamış, karbondioksit su üretmiş. Yani büyük bileşiği küçük
inorganik bileşiklere dönüştürmüş. O zaman bu nedir? Bir yıkım olayıdır arkadaşlar. En sayıda glikozdan selüloz ve su üretmiş, büyük bir organik bileşik üretmiş. Bu da yapım olayıdır. Cevabımız Denizli şıkkı olur. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanlarda görülen ortak özellik değildir diye soruyor. Oksijen kullanma ikisinde de görülür. Selüloz çeper içerme. Selüloz çeper içerme kimde vardır? Sadece bitkilerde. O zaman bu ortak değil. Diğerlerine de bakalım. Solunum organeline sahip olma. Solunum organeli nedir? Mitokondri. Her ikisinde de mitokondri var mı? Evet. Doğru. Salgı yapma. Bitki de hayvanda salgı yapar. Eşeğli üreme. Bitkilerde de hayvanlarda da eşeğli üreme görülür arkadaşlar. Evet, sorularımız bu kadar. Dediğim gibi ben elimden geldiği kadar soru çözmeye çalışacağım. Her konunun sonunda pekiştirme amaçlı. Siz de elinizde bulunan konu kitaplarından, soru kitaplarından veya internetten arkadaşlar mutlaka soru çözümü yapın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.